Hazır mıyız arkadaşlar? Öyle görünüyor. Peki. Çok değerli basın mensubu arkadaşlar Öncelikle hepinize iyi mesailer diliyorum. Sağlık diliyorum sizlere. Ve mümkünse huzur da diliyorum sizlere. Değerli arkadaşlar üç gündür e, Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci Kampüsü'nde gerilim var. Öğrenciler arasındaki hepsi bizim evlatlarımız olan öğrenciler arasında bir gerilim dikkat çekiyor. Bıçaklı saldırıların olduğu iddiaları var gerilimin kaynağı da <laughs> güya siyasal bilgiler fakültesi öğrencilerinin sefalete mahkum değiliz, krizin faturasını ödemek zorunda değiliz adlı bir forumda bir araya gelmek istemeleri. Ve bu forumun yapılmaması için, bu forumun engellenmesi için bir takım öğrenci gruplarının da bıçaklı, sopalı bir şekilde diğer gruba yönelik bir basınçlarından, tehditlerinden eee şikayetler var. Ben Türk polis teşkilatımızın, emniyetimizin bu konularda öğrenciler arasında hiçbir ayrım yapmadan bütün öğrencileri bizim çocuklarımız görme anlayışıyla olaya elbette bu gerilimi bitirecek faaliyetleri yürütmesini bekliyorum. Ama öğrencilerin konuşmasını bir şekilde başka öğrencileri kullanarak engellemek demokrasilerde kabul edilebilecek bir tutum ve davranış değildir. Öğrencilere <laughs> hiç şüphesiz sağduyu davetimizi ineliyoruz ama öğrencilere demokratik ve anayasal haklarını kullanmalarını da tavsiye ediyoruz şüphesiz. Ve bir üniversite konuşmayacaksa bu ülkede demokrasiden bahsedilebilir mi? Devletin, hükümetin öğrencilerimize daha müsamahalı olmasını diğer öğrenci gruplarının da arkadaşlarını bu demokratik haklarını kullanmalarını engelleme gayret ve girişimlerinden vazgeçmelerini tavsiye ve temenni ediyoruz. Üniversiteler kavga yeri değildir. Üniversiteler en farklı, en aykırı düşüncelerin yüksek sesle ifade edildiği yerlerdir. Değerli arkadaşlar, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıkları bütçeleri görüşülüyor. Saat 11'de Meclis Genel Kurul mesajı başladı. Saat 15 gibi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup 14 saygıdeğer milletvekilimiz tarımda, adalette ve Milli Savunma Bakanlığı bütçelerinde görüşlerimizi vatandaşlarımızla ve meclisimizle paylaşacaklar. Mümkünse zaman olan herkesin bu saat diliminde saat 15 ile 16.30 arasında özellikle Meclis TV'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarıma yönelik, tarımda yaşanan sorunlarla ilgili. Ee, çözüm önerilerimizi, adalette yaşanan çarpıklıkları, milli savunmadaki kimi acizlikleri, kimi sorunları e, milletvekillerimiz tarafından çözüm öneriyle, önerileriyle birlikte izlemelerini de tavsiye ederim. Bugün 10 Aralık, 2016 10 Aralık'ta maalesef Beşiktaş Maçka'da bu şimdiki Demokrasi Parkı'nda bir terör saldırısı sonucu 39 emniyet mensubu 7 sivil yaşamını yitirdi ve bu saldırıyla ilgili milletçe gösterilen dayanışmayla toplanan 54 milyon hala adreslerine ulaştırılmadı. Paranın peşinde değiliz. Ama milletimizin yardımlaşma duygularının hükümetçe bu şekilde istismar edilmesi, adeta paraya çökülmesi ve hak eden çok komik rakamların 290 lira gibi, 300 lira gibi rakamların aylık ödenmesini bir ucubelik olarak Bulduğumuzu belirtmek isterim. Dün içimiz yandı. Ee, <laughs> Kuzey Irak'ta Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz, Doğanay Çelik kardeşlerimizi, evlatlarımızı yitirdik, Mehmetçiklerimizi yitirdik. Gene dün gece sanıyorum İdlib'de uzman çavuş Emrah Ceylan operasyon esnasında elin bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Yani dört şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'ımdan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Ve umarım, dilerim ki bu son olsun. Allah milletimize yeni şehit acıları yaşatmasın diye temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar, mecliste bütçe görüşülüyor. Bu bütçenin başlangıcı 5 Eylül tarihidir. Yani orta vadeli planın yayınlandığı gündür. 5 Eylül tarihiyle itibarıyla 1 trilyon 751 milyar liralık bütçemizin dolar karşılığı 211 milyar dolar idi. Geldik geldik geldik. Bütçe meclise geldi. 26 Kasım'da görüş e, bitti görüşmeleri. Bu 211 milyar dolarlık bütçemiz 145 milyar dolara indi. Plan Bütçe Komisyonu'nda çalışmaların bittiğinde. Ve 26 Aralık Kasım'dır bu tarih. Bugün 10 Aralık ve 1 trilyon 751 milyar liralık bütçemiz yani 211 milyar dolarlık bütçemiz 126.9 milyara düştü. Şimdi size soruyorum. 126 milyar dolarla 211 milyar dolarlık işi nasıl yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Yarı yarıya planlanan bütçe ortaya koyulan bir e, trilyon 751 milyar TL yarı yarıya değer kaybetmiş. Nasıl olacak Erdoğan'a buradan sormak lazım. Bu bütçe nasıl hayata geçecek ve 2022 yılı hangi şart ve koşullarda vatandaşımız için zorlukları, sıkıntıları, acıları beraberinde getirecek? merak ediyoruz. Bu şu anda hala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen konuşulan bütçenin derhal geri çekilip revize edilmesi lazım. Kaynakların ve sarfların ona göre yeniden belirlenmesi lazım. Fakat kime söylüyoruz? Karşımızda koskocaman bir kara duvar var. Değerli arkadaşlar, <laughs> bir ülkede, bir ülkede bir İçişleri Bakanı var. Görev ve ve görevin gerektirdiği nitelikleri kanunlarda, mevzuatta belirtilmiş bir İçişleri Bakanı var. Fakat bu İçişleri Bakanı, bu İçişleri Bakanı bırakın memleketi Türkiye Büyük Millet Meclisini terörize eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kriminalize eden milletvekillerine fiziki olarak kalkıp saldırmaya kalkan bir zat. Bir zat. Bunu başka biri yapsa hemen terörist diye yaptılar kendisi. Fakat merak ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzurunu bozan bir İçişleri Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga çıkaran bir İçişleri Bakanı bu ülkenin huzurunu ne yapar çok merak ediyorum. O koltukta oturduğu sürece kimse güvende değil. Bakan meclis genel kurulunda milletvekillerine fiziki olarak saldırma cüretini kendinde buluyorsa vay geldi vatandaşın haline. Beyefendiye göre de herkes terörist. Daha önce Boğaziçi'li öğrencilerden Dur bakalım. 524 pırıl pırıl evladımızı teröristlikle itham etmişti. Fakat bu 524 öğrencinin hiçbiri hakkında savcılıklarda, mahkemelerde böyle bir soruşturma, kovuşturma yok. Yok. Ama ona göre teröristler. Hızını kesemedi beyefendi. Evvelsi gün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı personel içinde 557 tane terörist var dedi. Sen Rafael mısın? Sen İstanbul Büyükşehir'in işe aldığı 557 kişi için terörist diyorsan gereğini yap kardeşim. Devletin polisi, jandarması, emniyeti, istihbaratı sende. Savcılarda zaten emir ve talimatlarınızı bekliyor. Gereğini yap bir kişi ile ilgili bir kovuşturmadan geçtim. Bir tek soruşturma yok ya. Soruşturma yok. Sen ne hadle, ne yüzsüzlükle, ne pişkinlikle 557 işçiyi alın teriyle rızkını kazanmak isteyen insanı terörist ilan ediyorsun ya. Biz bunları Türkiye'de gördük. İlk evvela Kenan Evren'le gördük insanların fişlendiğini. Sonra 28 Şubatçılar yaptı bunu. Çok müşteki oldukları 28 Şubatçılar da insanları fişledi. Sonra FETÖ yaptı. FETÖ de insanları fişledi. Şimdi Süleyman Bey insanları fişliyor. Boğaziçiller terörist, İBB'ler terörist, CHP terörist. Vallahi ben onu bunu bilmem ama bir terörist arıyorsa İçişleri Bakanı suç örgütleriyle bu kadar et tırnak olmuş olan kendisine bakacak. Kendi kendini göremiyorsa da aynaya bakacak. Değerli arkadaşlar, <laughs> Türkiye'de bu fişleme işi çok tehlikeli bir iştir. İnsanlara, topluma, devlete zarar veren bir iştir. Toplumsal barışı bozan bir iştir. Kenan Evren'in 28 Şubatçıların FETÖ'nün izinden giden bir İçişleri Bakanı'yla karşı karşıya ve baş başayız. Ve biz tabi mafyayla, kara para aklayıcılarla, uyuşturucu baronlarıyla, kripto para vurguncularıyla ilişkilerini sorgulayınca da pişkin pişkin ne deseyi devleti töhmet altında bırakamazsınız. Lafa bak hizaya gel. Ya devleti töhmet altında bırakan yok devletin İçişleri Bakanı'nın mafyayla, kara parayla, uyuşturucuyla, kripto para vurguncularıyla ilişkisi olduğunu belgelerle iddia eden bir muhalefet var. Devleti lekelemeyin diyor beyefendi. Lekeli olan devlet değil Sayın Soylu. Lekeli olan sensin. Kaybettiğin itibarı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavga çıkararak, muhalefete saldırarak, Muhalefete iftira atarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iftira atarak kurtaramazsın. Senin itibarın yerle yeksan olmuş. Sen önce bir yüzleş. Kendine yönelik iddialarla yüzleş. Sezgin Baran Korkmaz'ın Uçağına bindin mi, binmedin mi? Çıktı ki binmedimdi. Sezgin Baran korkmasın mal varlığıyla ilgili yurt dışı çıkışı ile ilgili kararları değiştiren yargıçları bakan yardımcısı anayasa mahkemesi üyesi yaptın mı yapmadın mı? 10 bin dolar mafyadan harçlık alan siyasetçi vardır dedin mi demedin mi? Dedin. Herkes biliyor 84 milyon. Çık adam gibi sözünün arkasında dur. Kıvırma muhalefete iftira atma. Beyefendi tabii İçişleri Bakanı beyefendiye de biraz yaranmak için böyle muhalefetle gerilim politikası sürdürmek istiyor. Beyefendi de konuştukça parası olanlar için söylüyorum TL'den kaçış artıyor. Sussa millet TL'ye yeniden bir yönelebilir. Millet TL'den kaçıyor. Millet bankalardan da kaçıyor. 3-5 kuruş bankada döviz olanlar da bankadaki dövizini çekmeye başladı Erdoğan sayende. Tabi sen bütün bu işleri Allah'a mal etmişsin ama Allah'a havale etmişsin. Millet TL'den kaçarken şimdi bankadan kaçmaya başladı. Bankalardaki döviz hesabı azalıyor ama TL hesabı artmıyor. TL'si olanlar da e, kripto paralara geçiyor. Dolar yastık altına yöneliyor. TL kripto paraya yöneliyor. Bu tabi toplumun küçük bir kesim için arkadaşlar. 350 bin, 400 bin insan bunu yapıyor. 34 milyon insanda bankaya, kredi kartı, tüketici kredisi, araba kredisi, konut kredisini nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor. 1 trilyon 55 milyar borç. Sade kredi kartı, tüketici kredisi. Çiftçinin tarım krediye ziraat bankası olan borcu bunun içinde yok. Esnafın halk bankası olan borcu bunun içinde yok. 34 milyon sade kredi kartı ve tüketici kredisi borcu. var. Buradan şu çıkar. Türkiye'nin 60 milyonu borçlu. 3-400 bin kişi de PL'den kaçmakla yetinmedi. Şimdi bankaları boşaltıyorlar. Bankalardan kaçıyorlar. Tablo bu. Bu tablo içinde biz de Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Katar Türkiye ilişkilerinde akıl almaz bir gelişmeyle her alanda hayatın her alanında sadece finans alanında petrol vesaire e, enerji değil işi güvenliğe kadar indirdik. Katar'da. Dünya kupası yapılacak. Katar emirinin, emirliğinin güvenliğini ölmekten korkmayan, şehit olmaktan korkmayan, emekli olmaktan korkan Türk polisi yapacak. Benim Türk polisim özel güvenlikçi değildir. Türk polisi Katar emirine hizmet etmek için Türk polisi olmamıştır. Polisimiz tabii Türkiye'de geçinemediği için emniyet teşkilatının kıymetli evlatları Katar'a gönüllü dolacaklar. Kısmen iyi bir para alacaklar. Ama bu ayıp da Erdoğan'a yeter. Gençler Türkiye'den kaçmak için uğraşıyordu, başka ülkelerde yaşamak için. Şimdi kahraman Türk polisi de karnını rahat doyurabilmek, çocuk çoluk çocuğun ihtiyacını giderebilmek için memleketi bırakıp Katar'da görev yapmak arzusu içine gelmiş. Geldiğimiz hale bakın. Bu hoş bir tablo değil. Bu kabul edilebilir tablo değil. Asgari ücret gündemde TÜİK mi, Çarşı Pazar mı? Soru bu. Asgari ücret tespit komisyonunun e, kurulunun da sorusu bu. E, i̇şverenler TÜİK diyor, sendikalar Çarşı Pazar diyor, orta yol bulunacak gibi görünmüyor. Ama TÜİK'in, daha önce buradaki hafta önce söylemiştim, bu çalışmalar her şeye rağmen resmi veri olduğu için TÜİK rakamlarına göre yapıldığı için, TÜİK'in enflasyonu örtmesi, gizlemesi insanların rızkına göz dikmektir. Alın teri hırsızlığıdır. Ah almaktır. Vebal var bunun içinde. Vebal TÜİK başkanı. Bu vebalin bir bedeli var. Sana bu bedeli ödetirler. Hem bu dünyada hem öbür dünyada. Ben sana söyleyeyim. Tüfe 21.3 Yahu herkes ama herkes zin hayatı son üç ayda iki kat pahalanmışken yüzde yirmi üç tüfeği nasıl açıklarsın? Bak üfede bir şey yapıyor ama üretici fiyat en, e, e, endeksine göre enflasyon yüzde elli dört diyor. İlkokulu bitiren herkes bilir ki üretici fiyat endeksi rakamı iki ay içinde pazara iner. İki ay sonra tüfe, TÜİK bile enflasyonu tüketici fiyat endeksi üzerinden 50'nin üstünde göstereceği çok kesinken asgari ücreti yüzde yirmiye göre arttırmak cinayettir. Ah almaktır, vebal almaktır. Ve asgari ücretin tarafların tabi tutumları biraz daha netleşsin görelim. Ama asgari ücrette çalışanların bir hayal kırıklığı yaşamasını istemiyoruz. Hiç başka bir şeye gerek yok irili ufaklı bütün mağaza marketlerde, mağazalarda, mahalle bakkallarında etiket değiştirme elemanları çalışıyor. Saatlik, günlük, anlık etiketler değiştiriliyor. Ben buradan söyleyeyim. Bu kafa Türkiye'yi hiper enflasyona götürür. Üç haneli enflasyona götürür. Buraya eğer bu kafa Erdoğan değiştirmezse, daha önce söylediğim gibi Merkez Bankası Başkanı'nı, Maliye Bakanı'nı değiştireceğine kafayı değiştirmezse, Altı ay sonra üç haneli bir enflasyon aziz milletimizi bekliyor. Muhalefet olarak uyarıyoruz. Yol yakınken dönün. Muhalefetin sesine kulak verin. Tercihlerinizi beşli çeteye Londra'daki faiz baronlarına, üç beş maaş alanlara, yandaşlara değil. Tercihlerinizi 84 milyon Türk milleti için kullanın. Devletin imkanlarını Türk milleti için seferber edin. Motorlu taşıtlar vergisi çok şükür %25 olacakmış arkadaşlar. 36 olmadığı için Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 36 da yapabilirdi. Enflasyon 22, motorlu taşıt vergisi 25. Ve 36'dan 25'e çektik diye hava atacak yakında akşam sabah. Az yaptık diye. Bu da pişkinlik ötesi bir pişkinlik olarak karşımızda değerli arkadaşlar. Benzinlik tabelalarında 10 liraya attık. Bak bu 10 38 demek motorin. Bu 10 40 demek benzin. Kurşunsuz benzin. Bu 7.59 ama bugünkü rakam 8.35'te LPG. Bütçe geldiğinde benzin 7 lira, mazot 7 lira, LPG 5 liraydı. Bütçenin başladığında şimdi benzin ve mazot 10.5 lira, LPG 8.5 lira. Bu millet ne yapacak Erdoğan? Millet ne yapacak? Ve beyefendi dün milletten sabır istiyordu. Ne yapacak dediğim milletten. Bugün biraz daha açlığa ve yoksulluğa devam diyor. Aklına egemen bağış gelmiş. Hani Bakara suresiyle alay eden, dalga geçen Egemen Bağış aklına gelmiş olmalı ki Erdoğan da Bakara Suresi'nden ayetler okumuş millete. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız. dedi demiş derdim. Doğru bu böyle bir şey var tabii. Ama buradan şu çıkar. Adam gidecek, evi soyacak. Bakara suresi öyle dediği için mi yaptım diyecek. Sen milleti soymuşsun, milleti açlığa mahkum etmişsin. Faturayı Allah'a kesiyorsun ya. Bundan büyük günah, bundan büyük ayıp olur mu? Sen beceriksizliğinin, sen israfın, sen yolsuzluğa çanak tutmanın, sen devleti, devletin kaynaklarını eşe, dosta, peşkeş çekmenin faturasını cenab Allah'a nasıl kesersin ya? Sen bunları yapmasan millet aç kalmaz. Millet canından olmaz. Sen temel hak ve özgürlüklere saygılı olsan millet canından malından olmaz. Kusuru işte faturayı Allah'a kes. Bu da yeni bir icat. Yeni bir icat. Ama Erdoğan sana bir şey söyleyeyim mi? Erdoğan şunu bilmiyor. Cenab-ı Allah en çok neyi sevmez? Cenab-ı Allah en çok kul hakkı yiyenleri sevmez. Sonra neyi sevmez? Cenab-ı Allah en çok Allah ile aldatanı sevmez. Ve sen millete Bakara suresinden ayet okuyacağına Allah'ın kul hakkıyla ilgili emrini oku. Allah'ın Allah ile aldatanlarla ilgili emrini oku. Ve daha fazla günaha girme diye tavsiyede bulunuyorum. Değerli arkadaşlar TÜİK, TÜİK'liğini yine yapmış. Yapmasa şaşarız zaten. Demiş ki işsizlik düştü işsizlik oranı düştü. Pes. Neymiş efendim? 11.4'ten 11.2'ye düşmüş aylık. İnsanlar umutları tükendiği için iş aramaktan vazgeçiyor. Aynı TÜİK 3 milyon yüz binde bu şekilde insan olduğunu biliyor. Soruyor TÜİK son dört hafta boyunca iş aradın mı? Önce soruyor işin var mı? Yok. Son dört hafta içinde iş aradın mı? Yok. Umudu kesmiş adam. Tamam diyor. Bu işsiz değil. Adam son dört haftada iş aramadığı için işsiz adama bu işsiz değil diyen bir TÜİK'in yatacak yeri yok. Bu TÜİK başkanının yatacak yeri yok. Türkiye'de 8 milyon 300 bin işsiz var. TÜİK buna diyor ki bu atıl iş gücü diyor. İşsiz ama işsiz değil atıl iş gücü olarak biz bunu değerlendiriyoruz diyor. Böyle vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İşin esası şudur. Erdoğan ve avanesi milletin aklıyla alay ediyor. Erdoğan ve avanesi devletin imkanlarını yandaşa kullanmayı tercih ediyor. Koskoca devlet bir avuç tefeciye, bir avuç yandaşa, biraz hısım akrabaya, biraz eş dosta çalışıyor. 84 milyon devletin gündeminde yok. Bu yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmelerinde bu konudaki bütün bakanlıklar bakımından uyarılarımızı, ikazlarımızı, çözüm önerilerimizi ve durum tespitlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Süleyman Soylu gibi bakanlar devlet adabından yoksun bakanlar bizi teröristlikle de suçlasa, bölücülükle de suçlasa biz bu hükümetin kusurlarını ortaya koymaya günahlarını millete göstermeye devam edeceğiz. Bunu yaparken eğer arz ederlerse çözüm önerilerimizi de kendilerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anlatmayı sürdüreceğiz. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bütçe sunmaya gelen bakanların kulağı sadece ve sadece Erdoğan'ın komutlarına açık. Bakanların kendi bakanlıklarının bütçesinden gelirinden, giderinden, sarfından, tasarrufundan, israfından haberi yok. Devlet tek kişiye teslim edildiği için Türkiye böyle vahim bir tabloyla karşı karşıya. Kimsenin umudunu kırmak istemem. Türkiye her şeye rağmen Erdoğan'a ve avanesine rağmen büyük bir ülkedir. Türk milleti güçlüdür. Bu ülke ve bu millet bu sorunları aşacaktır. Çok az kaldığını söylemek isterim. Hakikaten geliyor gelmekte olan Türkiye bu sefalete mahkum değil. Bu millet bu sefalete mahkum değil ve Erdoğan iktidarının da sonunun geldiğini 84 milyonun gördüğünden çok eminim. AK Parti oy veren milyonlarca seçmen bir kusur işlediğinin, bir yanlış yaptığının bilinciyle AK Parti'ye olan desteğini geri çekmiş görünüyor. Yeni dönemin bir an önce gelmesi, Türkiye'nin bir an önce esenliğe çıkması için hemen derhal şimdi seçim diyoruz değerli arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet. Var mı? Siz, e, siz konuştukça Merkez Bankası'ndan değil, daire açıklaması geldi. Döviz kurundaki öden savaşı kenar uçuna değinilir. KBS satırını da oradan müdahale etmek üzere. Ülkeşimizi azpladı müdahaleler oluştu. Evet, bu çok normal. Ben şöyle söyleyeyim. Bu açıklamaları kopla, kopyalayın bence gazeteci olarak. Erdoğan ne zaman kürsüye çıkacaksa hemen Merkez Bankası'nı beklemeden siz de Merkez Bankası böyle bir açıklama yaptı diye paylaşabilirsiniz. Çünkü Erdoğan kürsüye çıktığında Döviz Erdoğan konuşmaya başlarken dövizde artış tırmanış doğal olarak sürüyor. Böyle olunca merkez bankası doğal bir müdahale e, e, gereği hissediyor. Durum bundan ibarettir. Çünkü merkez bankası biliyor ki Erdoğan ağzını açtığında Türk lirası değer kaybetmeye, dolar değer kazanmaya devam edecek. Kendince bunu işte bir iki saatliğine engellemeye çalışılıyor, çalışıyorlar. Bugün yapılan da budur değerli arkadaşlar. Çok teşekkürler, iyi mesailer, saygılar.